Mahallenin tavanı, mutfak tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Da. Altında kalmaktan ise bir çakmak sayesinde, yani saliselerle kurtulan bir kadın var şimdi. Anlatıyor neler oldu. Ufalanan betonları, çürümüş demirleri, korozyona uğramış her şeyi ve o deniz kabuklarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi bu kadın. İşte o habere gidiyoruz şimdi. Tamamen böyle mutfak tavanı yıkıldı. Sabah saat 8 filandı. Uyandım, dedim çay yapayım kendime. Çakmağı bulamadım. Şöyle bir adım atarken tavanla yıkılmasıyla dedim herhalde deprem oldu. Kendim yere düştüm. Ocağı yakmak için aradığı çakmak hayatını kurtardı. Bir adım daha geride olsaydı tavandan kopan beton parçalar üzerine düşecekti. Ama yaşadığına da pek sevinemedi. Bak görüyor musun? Yani aynı şey gibi, lokum gibi parçalayı. Daha demirleri görüyorsun. Nasıl parçalanıyor? Biz burada nasıl yaşayalım? Ben burada nasıl yaşayayım? Balat'ta bodrum kattaki bu dairede 3 kızıyla oturan Kudret Kara sabah saatlerinde kabusu yaşadı. Mutfağın tavan betonu büyük bir gürültüyle çöktü. Yani bu taşlar he başımıza gelseydi yani kim yaşardı acaba yani? Bayağı şoka girdim. Çok şaştım yani sanki bina yıkıldı. O gürültüyle birlikte Kudret Hanım kendini bir anda yerde buldu ve ne olduğunu bile anlayamadı çünkü bilincini de kaybetmişti. Kendine geldiğinde kopan beton parçalarındaki deniz kabuklarını, çürümüş demirleri gördü. Bir kez daha dünyası başına yıkıldı. Garip sesler geliyor temelden. Vallahi bak gerçek söylüyorum. Böyle garip sesler sanki yer altında hani bir şey kazıyorlar. Gözüne uyku girmeyen Kudret Kara yetkililerden yardım bekliyor. Sabah uyandığımda şöyle yapıyorum diyorum acaba sağ mıyım ödü müyüm ne gelmiş başımıza o şekil yaşıyorum. Ben gidiyorum ilk saat yaşıyorum. Maşallah ablamız nur yüzlü. Yok değil evet. Mi? Çok güzel. Büyük geçmiş olsun. Ama şu hale bak. Ve korkuya bak diyor ki sabahlar uyanıyorum kendime dokunuyorum Allah'ım ben gerçek miyim yaşıyor muyum hala diye. Büyük şok. Çünkü üzerime bir şey dökülmüş olabilir. Yani saliselerle şu mutfak duvarı. Hayır öyle şey de değil ya şu kadarcık bir alan falan değil tamamen çökmüş Ebru. Nerede? Balat'ta. Balat. Zaten eski binalar bir hayli fazladır evet. Da. Yani içlerine de bir baktırmak lazım ya. Böyle üç katlı bir binanın zemin katında oturuyor. Artık üst katında banyo mu var, su sızıntısı evet. Mı var, o tavanı çöktüren nedir? Ama bakım yok kesinlikle. Deniz kabukları zaten her artık her şey var. Balık kılçığı var. Gördün mü? O da var mı? Ya her şey var. Büyük geçmiş olsun da yani işte bunlar ufak ufak geliyorum diyen depremin de habercileri. Buyur hiç ortada deprem yok, sarsıntı yok, artçı yok, şu yok, bu yok. Birdenbire yıkılıveriyor. Allah bir nereden bilebilirsin ki mesela bunu değil tabii, mi? Tabii. Yani gerçekten şans yani. Eseri. Yani Allah korumuş ne diyoruz? Verilmiş sadakası varmış. Bütün bunları arka arkaya sıralayabiliriz. Çünkü gerçekten bilinmezlik. Dolayısıyla şu netice de ortaya çıkmış oluyor. Bir kez daha çok acı bir gerçek olarak. Bu tarz binaların mutlaka kontrolleri yapılmak zorunda. Kadar da çok ki. Evet. Özellikle Balat eski yapıların olduğu mekanlar. Evet, en azından içlerinde bir şey yapılsın ama her biri de birer masraf. Evet ama her binanın içinde yaşayan her bir canlı birey bu farkındalıkla beraber gidecek. Ya bu binaya uzun zamandır bakılmadı. Kaç yıllık bir evdir. Bir bakalım demeli.